Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Aralık 2012 günlerden Cumartesi saat 12.15 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli programımız Çocukların Dünyası adlı programı başlıyoruz efendim. FSM TV olarak ilk defa Çocukların Dünyası adlı programı sizlere sunmanın şuuru ve gururu içerisindeyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz yok olmasın. Evet. Konuğumuz değerli FSM TV'nin programcısı Hilal Nur Çalışır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim. Allah razı olsun. Bu Hilal Nur Çalışır için inşallah Rabbim ömür verirse biz tabii ki görmeyebiliriz o günleri ama FSM TV'nin gelecekte inşallah teknik müdürü olacak. Rabbim hayırlar versin efendim. İnşallah güzel günlerde, güzel yayınlarda birlik olmanın, beraberlik olmanın şuuru içerisinde olacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yok etmesin. Bir olmanın, bütün olmanın, iri olmanın, diri olmanın şuurunu Rabbim bizlere versin inşallah diyerekten yayınımıza başlıyoruz efendim. Telefon numaralarımızı veriyoruz. 0212-470-8380 0535-760-9789. Evet. Bu arada Hayrullah Çalışır adlı Facebook adresimizde 4067 kişi bizi izliyor. Ama bir engellemem var. Bu engellemem ben zannedersem bir 15 gün sürecek. Bugün de benim doğum günüm. Benim doğum günümü kutlayan bütün arkadaşlarıma da hayırlar diliyorum. Rabbim razı olsun diyorum. Ve diyorum ki Allah razı olsun hepinizden diyorum. Benim doğum günümü kutlayan bütün kardeşlerimize de Rabbim razı olsun diyorum ama bu sayfadan cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Diğer sayfalarda sizlerle görüşebilmek için sayfamızı açıyorum inşallah. Evet. Bu arada Hilal Nur Çalışır biraz kendisinden bahsedecek efendim. Hilal Nur Çalışır kimdir? Çocuk FSM TV'nin Çocukların Dünyası adlı programın ilk konuğu olarak ve FSM TV'nin de yakın bir elemanı olarak Hilal Nur Çalışır kimdir efendim? Biraz bahseder misin? Mikrofon önüne çek biraz. Hilal Nur Çalışır. Bunu eline al. Evet. Hilal Nur Çalışır kimdir efendim? Hilal Nur Çalışır 5'e giden... Hangi 5 ama? Dikkatini çekerim. Ortaokul. Ne ortaokulu? Hayrettin Karaman Kız İmam Hatip Ortaokulu. Ortaokula gitmiyorsun sen. İmam Hatip'e gidiyorsun. İmam Hatip'in orta kısmına gidiyorsunuz. Evet buyurun efendim. 11 yaşında Hayrullah Çalışır ve Fatma Çalışır'ın kızı. Eski okulumu yani yeni okulumu seven, programı izleyen, beğenen bir kişi. Evet, evet. Günleri nasıl geçiriyorsun? Böyle bir televizyonun da yayın yapmak veya böyle bir televizyonunuzun olması size neler veriyor? Bunu biraz bahseder misiniz efendim? Evet. Böyle bir televizyonumuzun olması bizim İslam'a yönelik yaptığımız, yani İslam'a inandığımızı, Allah'ın varlığına ve Peygamber'in varlığına inandığımızı, kelime-i şehadet yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dememizi, yani bizim kısacası bizim İslam dininden olduğumuzu belirten bir program. Yayınları da beğeniyorum. Çok güzel gidiyor. İnşallah daha ilerlerler. İlerleriz. Böylelikle normal televizyona yani şimdi internet kanalında olduğumuz için fazla kimse izlemiyor.
yani fazla kimse izlemiyor ama yine de çoğunluk var. Daha fazla televizyon kanalına geçince daha fazla... Neler izlenir. Yapmamız gerekiyor? Hilal Nur çalışır. Değerli Can kardeşim. Yani mesela fedakarlık yapmak gerekiyor değil mi? Mesela Evet. Senin üzerine düşen nedir? Çocukların Dünyası adlı programa katılmak, bu programı arkadaşlarına haber vermek, arkadaşlarına teşvik etmek, neler, bir anlatır mısın? Yani neler yapmanız lazım? Evet. Tanıyan kişilerin arkadaşlarına, tanıdıklarına, yakınlarına söylemesi, böyle bir kanalın olması var. İslami bir kanal. Yani onlar adresimizi vermesi, bizim tanıdığımız kişilere kartlarımızı verip onların da dağıtması gerekli. Ve daha çok çabalamamız gerek tabii ki de. Evet, dinliyoruz. Çocuklardan ne bekliyorsun veya büyüklerimizden ne bekliyorsun? Çocuklara neler, nasıl davransınlar? Dünyada çocuklar nasıl olmalı? Bu akan kanlarla ilgili, çocuklar ölüyor biliyorsun. Bunlarla ilgili biraz anlatır mısın efendim? Bende bir kitap var. Bizim daha doğrusu okulumuzun kütüphanesinde. Afganistan'da yaşanan, böyle savaşta yaşanan çocuklara yapılan zulümleri anlatıyor. Ben oradan baktım bir kere. Yani hani bizim almamız yasak kitapları. Sadece kütüphanede belirli bir saatte okumamız lazım. Bir baktım. Bazı çocukların kolu bacağı yok. Bazı çocuklar evet. Kesilmiş. Böbrekleri, iç organları falan çıkmış. Sonra yani bir tane roman çizgi yapmışlar. Hani çizgi romanlar yapmışlar. Onda da bir tane çocuğun bacağı sakat, seksek oynuyor tek ayağıyla. Onun resmini çizmişler. Yani örneğin savaşlarda yani çok üzülüyorsun değil mi? Evet. İstiyorsun ki insanlık insanca yaşasın, insanlık birbirini üzmesin, insanlık çocuklara, mazlumlara, kadınlara, hamile kadınlara, yani elinde silah olmayan hiçbir canlıya ateş açmasın değil mi efendim? Evet, ama bazı insanlarımız da, mesela bazı insanlarımız da elinde silah olmayan kişilere, elinde silah olmayan çocuklara, yani elinde silah olmayan kısır canlılara böyle silah veriyorlar. Böyle savaşmalarını istiyorlar. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Benim askerlere de bir fikrim var ama onu yapması biraz zor. Asker abilerimiz bir kere haberlerde Kumluca Dağı'nın bir yerde, bir dağın arkasında, bir dağda yaşıyorlarmış teröristler. O teröristleri dağın arkasından dağın arkasından dolanıp onları yakalayabilirler. Nasıl, burayı sonunu anlayamadım, hakkını helal et. Biraz o konuyu açar mısın? En son ne demiştin? En son ben haberlerde görmüştüm. Asker abilerimiz PKK'lıları, yani daha doğrusu teröristleri yakalamaya çalışıyorlar. Evet. Bunu teröristlerde bir tane dağın, tam adını hatırlayamıyorum. Evet. Bir tane dağın içinde yaşıyorlarmış. Mağarada, dağın içindeki mağarada yaşıyorlarmış. Evet. Önden asker abilerimiz onları böyle oyalamalı, onlarla savaşmalı. Bazı asker abilerimiz komutanlarıyla birlikte dağın arkasından dolanıp arka taraftan sessiz gelip onları yakalayabilirler. Örneğin yukarıdan da jet uçaklar falan açılabilir. Evet. Bugün değerli Hilal Nur, bugün çocuklar için neler getirdin bugün? Ama öncelikle bir ilahi dinletelim mi? Hani sohbetimizin başında da başlamış olduğumuz neydi o ilahi? Bismillah'tı değil mi efendim? Evet. Onu izletelim mi? İzletelim. İzletelim, tamam efendim. Tabii bu bizim ilk programımız. Biraz bende heyecan var. Hakkını helal et. Tabii ki bu heyecanım inşallah düzelecek değil mi? Sen maşallah benden daha sakinsin.
Heyecan sende yok. Evet. Bismillah diyoruz. Evet. FSM TV. Anadolu'nun yanık sesi. FSM TV. Dünyaya açılan gönül penceremiz. www.fsmtv.net. Evet. Canlı yayınımız Çocukların Dünyası adlı program devam ediyor efendim. Bismillah'la devam ediyoruz efendim. Bu arada telefon numaralarımızı okuyorsun. 0212 470 8380. 0212 697 697 5937. Evet, canlı yayına çocukları bekliyoruz. Canlı yayına çocukları bekliyoruz. Yaptım sarma, öldüm. Kardeşlerim, biz de Peygamberimizin yatmadan önce ettiği uyku duası gibi dua edelim. Duamız şöyle: Allah'ım,